Evet değerli dostlar, yeni bir tamamlayıcı video ile huzurlarınızdayız. Daha önce iki ayrı videoda sizlerle yapımını paylaştığımız rakımızı nasıl şişelere kolaylıkla doldurabiliriz, bunu anlatmaya çalışacağız. Burada gördüğünüz ve diğer 3 videomuzda kullandığımız malzemeleri yine daha önce paylaştığımız alkollü içecek yapımı tanıtım videosunda sizlere tanıtmıştık. Bahsi geçen tüm videoları kanalımızın oynatma listelerinde evde içki yapımı klasöründe bulup izleyebilirsiniz. Özellikle klasik ve benim meşe aromalı Yakut diye isimlendirdiğim rakılarda şişeleme işlemini rahatlıkla uygulayabilmenize bu video eminim ki yardımcı olacaktır. Bu arada yeri gelmişken değerli dostlar, rakınızı dinlendirme işlemini arzu ederseniz kavanozda yapın. Sonra şişeleyebilir, dilerseniz şişeleme işlemi bittikten sonra da dinlenme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi değerli dostlarım, şu cırt dediğimiz plastik kelepçeyi, ki tüm nalburlarda rahatlıkla bulabilirsiniz, öncelikle şişeyi şöyle yan yatırarak kapakta bulunan deliklerden birine sokmaya çalışıyorsunuz. Bu ilk seferinde kolay olmayabilir ama zamanla daha da kolaylaşacaktır. Bu meyanda şişeyi hafifçe çalkalayarak kapağın içinde bulunan bileği kenara kaydırmaya çalışıyorsunuz. Bir müddet, ki 3'te 2'si kadar olması kafi, cırt şişeye girince işleminiz tamamlanmış oluyor. Yine daha önceki tanıtım videosundan tanıdığınız alt tarafı kesilip bir huni haline getirilmiş yarım litrelik pet su şişesini, bakın şu şekilde şişenin ağzına yerleştiriyorsunuz. Bu hemen hemen tüm bilgili şişelerde çözüme ulaşabileceğiniz bir yöntem ama tümünde değil maalesef. İki ağız birbirine tam olarak oturacaktır. Evet, bunu sağladıktan sonra mezurumuzdaki dinlenmiş rakımızı huni olarak kullandığımız pet şişemize boşaltıyoruz. Gördüğünüz gibi cırt sayesinde bilye kenara itildi ve petten şişeye doğru oluşan kanaldan rakımız gayet güzel bir şekilde şişeye akmaya başladı. Tabii burası bittikçe dolduruyoruz. Bu işlemi ta ki tüm mamulatımız şişemize tam olarak dolana kadar sürdürüyoruz değerli dostlar. Kavanozumuzda hatırlarsanız 1 litre alkol artı 1.13 litre su, yani 2.13 litre rakımız vardı. Dolayısıyla şişe ihtiyacınızı bu miktara göre belirleyebilirsiniz. Bunu da nazara dikkate alacağınızı ümit ediyorum değerli dostlarım. Lezzeti Latif'in değerli dostları, lütfen videomuzu beğenmeyi, dostlarınızla paylaşmayı ve kanalımıza abone olup yorum yaparak bizlere destek olmayı unutmamanızı özellikle rica ediyorum. Başka güzel videolarda buluşmak dileğiyle. En güzel günler sizlerin olsun, saygılarımızla.